Evet arkadaşlar, şu anda piyasada alabileceğiniz en ucuz oyuncu laptoplarını topladım sizin için. Bugün 20 Temmuz saat 2.30 sularında şu anda güncel fiyatlarıyla size göstereceğim şimdi. Özellikle 1650 Ti'yi baz aldım en alt seviye olarak. Çünkü şu anda giriş seviyesinde bu var. 1050'ler kalmadı artık. En ucuz alabileceğiniz ve hani sizi oyun oynatabilecek bir laptop 1650 Ti ekran kartına sahip olması lazım. Zaten şu anda 10. nesil. Şu anda Monster'ın bir laptopu var şu anda. Gördüğünüz gibi Amazon'da. Ayrıca 7200 TL gibi fiyatı var. Amazon Prime üyelerine ise 24 Temmuz'da Cumartesi günü teslim imkanı var. 8 GB, 512 GB'a çıkardığınızda SSD'yi 7.5 oluyor. Yani 7500 oluyor. Çok güzel bir fiyat. Şu anda alabileceğiniz zaten 7000'lerin altında laptoplar yok. Bir ara Monster bir indirim yapmıştı 6.5'a fakat stok yok onda. Hani laptopunun fiyatı 6.5 milyar ama stokta yok. Stok sorunu yaşanıyor. O yüzden zaten Amazon gibi, Trendyol gibi siteler satıyor genelde. Burada da Acer Nitro'nun Ryzen 5 işlemci 4600H 8 GB yine RAM mevcut. 512 GB SSD'si 1650 var bunda. 1650 Ti pardon. Böyle gördüğünüz gibi benim kullandığım laptopta Acer'ın Predator serisi, bu Nitro serisi. Size bir de şöyle bir şey göstereyim. Şu olması lazım. Aynı. i5 10300H ile Ryzen 5 4600H arasında %2'lik bir çok küçük bir performans farkı var. O da çoklu çekirdekte güzel bir fark var. Yani Ryzen 5 daha iyi bir işlemci. Özellikle 10. nesile kıyasla Ryzen 5 4600H daha iyi bir işlemci. O yüzden siz mesela grafikerseniz veya işlemci bazlı bir şeyle çalışıyorsanız her türlü Ryzen 5'i öneririm. Ama ben sadece oyun oynuyorum, sadece oyun oynamak için alacağım diyorsanız Intel'de alabilirsiniz. Tabi şu anda hani Intel aldım ben çok mu kötü değil. Arada %2'lik bir fark var. Bunu belki fark etmeyebilirsiniz. Sadece ben söylüyorum ki aklınızda bulunsun. Burada 8.5'a bir Asus TUF Gaming var. F17 olması lazım bu. 17 inç bir laptop. 8.5 milyar. 17 inç 144 Hz ekranı var. i5 10300H 8 GB RAM, 512 GB SSD'si var. 4 GB zaten 1650 Ti, onu da söyleyeyim. Şöyle tüm özellikleri dediğimizde burada hepsi yazıyor. Hepsinin linkini aşağıda vereceğim zaten. Full HD gördüğünüz gibi. 180 Watt adaptörü varmış. Bakıyorum. Hypercooling. Asus'un soğutması çok iyi. Acer gibi. Acer'ın da soğutması iyi. Bilgisayarları genelde ısınmıyor Acer'ın. Burada da Asus TUF'un yine F15 serisi, yani 15.6 inçlik bir modeli, yine 144 Hz. Bu da 8 milyar neredeyse. Şöyle gördüğünüz gibi zaten tasarım olarak birbirlerine benziyorlar. Şurada bakıyorum daha uygun. Daha uygun da laptop yok zaten. En uygunları bunlar. Şu iki laptopun özellikleri tamamen aynı, tek fark ekran boyutları. Biri 17 inç, biri 15.6 inç. Gördüğünüz gibi ikisi de aynıydı. Şimdi bir de i5 10300H, yani burada 10200H. Şöyle göstereyim. 10300H. Yani sanmayın ki 10300H daha iyi. Çünkü nasıl bir mantıkla ilerliyorsa normalde zaten 10300H'ın daha iyi olması lazım ama gördüğünüz gibi %1 10200H daha iyi. Bunun nedeni de muhtemelen soğutma ile ilgili bir sıkıntıdır. Yoksa base clock'ta falan daha yüksek GHz'lere sahip. Yani ısınmayla ilgili bir problem. Intel'in zaten temel sorunu soğutmayı yapamıyor ki Ryzen özellikle 4000 serisinden itibaren soğutması gerçekten iyi, beğeniyorum. Burada da en sonunda 3060 laptopları göstereceğim için şöyle bir kıyas yaptım. 1650 Ti bir laptop bile RTX 3060'lı bir laptopu kıyasladım kısacası. Ve arada şöyle söyleyeyim. En yüksek nerede bir fark? Mesela bu 60 FPS, bir oyunda 60 FPS alıyorsa 1650 Ti 3060 142 alıyor ve RTX açtığınızda ise bu farkı 200'lere falan çıkacaktır yani. Tabi arada fiyat farkı da çok, onu da söyleyeyim yani, biri 7-8 milyar, diğeri 12-13 milyar yani. Ama aldığınızda gerçekten pişman olmayacağınız bir ürün. Bir de Game Garage'ın tracker'ı var. Ben bunu hiç incelemedim. İncelemesine denk gelmedim açıkçası. Soğutması nasıldır bilmiyorum. Özellikle bunu araştırın alırken. Araştırmadan almayın. 2 yıl garantili Game Garage biliyorsunuz. MaxQ kullanıyor zaten. Türkiye'ye bir girişimler oldu. Yani bayağı derin bir girişimler oldu. Güzel bir siteleri var. Yani laptopları da beğeniliyor benim okuduğum yorumlarda. Fakat bunu tamamen okudum diyemeyeceğim. Yani birebir kefilim diyemeyeceğim. Ama HP Omen'e kefilim. Adamlar bu genelde iş bilgisayar tarzı bir tasarım yapmışlar. Omen'in aslında biraz daha gaming tarzı tasarımı da çoktur. Ama burada tamamen iş odaklı bir tasarım yapmışlar. Ryzen 5 var. 5600H var burada. Şunu özellikle göstermek istiyorum ki. Nerede bu CPU? Evet. Bakın diğerinde 10750H var. 10750H. Vs 5600H. Şöyle H'ı koy. Bakın. Neredeyse kafa kafaya bir işlemci. Fakat yine çoklu çekirdek. Şu 8 core çoklu çekirdek. Bu da oyunlar için değil bu. Tamamen sadece iş odaklı. Yani örnek veriyorum siz video render alıyorsunuzdur. Tamamen şu 8'li çekirdeğe bakıyor. Yani şuraya bakıyor. Oyun oynuyorsanız şuna bakıyor. Bunda hangisi üstünse oyunda da o üstündür. Gördüğünüz gibi çok yakın. Yani oyunda performansları neredeyse yakın. Fakat %14. Yani bir render alırken veya ders çalışırken bunlar çok önemli. Bunlara onlara göre almanız gerekiyor öyle söyleyeyim. CPU User Benchmark. Özellikle ben bu siteyi kullanıyorum bilgisayar araştırırken bir şey alırken. Çok başarılı bir site. Zaten YouTube'da da videoları mevcut. Şöyle telif yemeden size kısaca sitesini de göstereyim. Şöyle açmayalım. Yeni çıkan mesela 3070 vs 3060 Ti gibi işlemci sabit. Tüm oyun testlerini yapıyorlar. Gerçekten buna bir emek var yani burada. Bu emeği de es geçemeyiz. Bu Game Garage çok ucuz. Yani neden bu kadar ucuz onu da bilmiyorum. 3060 144 Hz. Bunda 144 Hz var. Evet. Bir fark yokmuş zaten. Sadece işlemcide fark var. Ben Ryzen öneririm bu arada. Isınma sorunu yok. Intel hala tam olarak soğutamıyor. İşlemci nesli 5 yazıyor. Ya Trendyol satamayacağım bir şey satma yani. Özelliklerini eksik yazıyorsun. HD Vision 88 derecelik açı 2.5 kilogrammış. Kablosuz AI AX200 2.4 GHz'e kadar aktarabiliyor. 8 saat güzel. Zaten iş bilgisayar tarzı yapmışlar bunu. Yani direkt gaming değil. Tasarım olarak. Böyle. Evet arkadaşlar şu anda tarihlerde 20 Temmuz'u gösteriyor. Fiyatlar böyle. Dolar düşer, dolar artar. Ne yazık ki her şey dolara bağlı olduğu için. Yani 12 bin lira şu anda alabileceğiniz bilgisayar dolar düştüğünde 10 milyara da alabilirsiniz. Dolar bir daha çıktığında 12 milyar değil 15 milyara bile alamayabilirsiniz. O yüzden bilgisayar işlerinde özellikle şansa bırakmamak lazım ama bu yaz aylarında özellikle bayramdan sonra zam gelebilir. Ekim gibi Kasım'a doğru şöyle genelde kış zamanlarına doğru bir hele okul yine uzaktan olursa kesinlikle zam gelir. O yüzden şimdiden alın bence laptopunuzu. O tarihe bıraktığınızda çünkü kötü laptopları bile çok fahiş fiyata alıyorsunuz. Özellikle 3-5 milyarlık laptopları. Alın bir tane gaming. Kafanız rahat etsin yani 5 sene donma kasma yapmaz bu laptoplar. Benim diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.